Evet arkadaşlar. Yine sahalardayız. Gezmeye geldim. Şöyle çok küçük bir gölet buldum. Aşağı yukarı 200-300 metre uzunluğu var. Ufak bir gölet. Daha doğrusu şu mevkiden bir akarsu geliyor. Buraya bir besleme yapmış. Gelirken de köy kahvesine uğradım. Bilgi almak için. Köylüler hiçbir şey bilmiyor. Dedim burada balık var mı? Hiçbir bilgileri yok. Yani daha doğrusu balıkla alakaları yok. Daha önceden buraya sazan balığı salınıp da büyüdü mü büyümedi mi onu da bilmiyorum. Ama şansımı deneyeyim dedim. İşte gördüğünüz gibi oltalarımı attım. Ufaktan da bir yemleme yaptım. Bekleyelim bakalım şansımızı deneyelim. Yani suyun durumuna bakarsak burada balık var gibi hissediyorum. İnşallah balık vardır. Ama çok ufak bir baraj. Dediğim gibi köylünün hiçbir bilgisi yok. Devlet su işleri gelip buraya balık saldı mı salmadı mı? Çok küçük de bir suyun geliri var, akarsu. İnşallah burası balık yapar diye düşünüyorum. Zaten her zaman gelip de balık alacağız diye bir kaide şart yok. Balık yapar mı yapmaz mı onu da bilmiyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu an hava kapalı. Hava şartları tam balık avlanmaya uygun gibi. Dediğim gibi burada eğer balık varsa inşallah balık alırız tabii. Aradığımız balıklar da büyük balıklar. İnşallah küçük balık değildir. Denk getiririz diye düşünüyorum. Bakalım bekleyelim, görelim. İlerleyen zamanlarda neyi gösterecek? Akışımızda bu şekilde seyrederiz. Beklemedeyiz. Evet arkadaşlar ve hala beklemedeyiz. Oltalarımızı suya indireli. Tam bakıyorum 1,5 saat oldu. Hala bir buluş alamadık. Tabii ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Sazan balıkçılığı özellikle bekleme avıdır. Hani gelelim şuraya oltalarımızı atalım. Hemen işte 10 dakikada 15 dakika içerisinde birkaç balık alalım. Sazan balıkçılığı bu şekilde olmuyor. Bekleme avcılığı diyelim. Hala beklemedeyiz. Zillerimiz çalmıyor. Vuruşumuz yok. Olacak diye bekliyoruz. Benim burada tek ümitsizliğim şu. Videomuzun başında dediğim gibi. Burada balık var mı yok mu? Tek şüphemiz o. Yani şu ana kadar ne bir atlayan bir balık gördüm, ne bir canlı hareketi gördüm. Bilemeyeceğim. İnşallah balık yapar diye hala umut ediyoruz. Tabi bu arada canımız sıkılmıyor mu? Balık olmayınca tabii ki sıkılıyor. Her şey daha güzel olsa diye bekliyoruz ama. Bilemiyorum ya. Yani şimdiye kadar gittiğim göletlerde hiç böyle bir hareketsiz bir gölet görmemiştim. Daha doğrusu gölet de demiyorum. Bir akarsu, işte şöyle şu alanı biriktirdiği bir su. Hala beklemedeyiz. Bir vuruş daha oldu.
Hadi aslanım. Bu sefer boş gelme. Aslanım bu sefer boş gelme aslanım. Aslanım bu sefer boş gelme aslanım. Aslanım bu sefer boş gelme. Sağlam vurunu. Ufak bak. Evet arkadaşlar. Bir kilodan biraz fazla bir balık. Tombik bir balık. Çok sert bir balık. Elimizi şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi İsrail. İri bir İsrail balığı. Güzel balık. Ama seni salmayacağım. Evet arkadaşlar. Güzel bir vuruş aldık. Gördüğünüz gibi şu sopamıza. Bakalım. Buradan ne gelecek? Şu anda sert bir gelişi var. Ağlar. İnşallah iyi bir balıktır. Beklediğim gibi balıktır. Bu arada aldığımız balıkların hepsini gece aldık. Aydınlatma sistemimiz olmadığı için hiçbirinde bir görüntü sağlayamadık. İlk defa gündüz bir vuruş alıyoruz. Güzel balık. Ağır ağır geliyor. Bakalım güzel konumlara sokacak. Evet iyice ağırlaştırıyor. Biraz heyecan yapmaya başladı. Kalabalık. Ortalama arasından geliyor. Pilav kepçeyi getir. Çok büyük. Evet arkadaşlar. Güzel, güzel bir moral oldu gündüz olarak. Ortalama arasından geliyor. Evet. Şöyle kayıyoruz. Evet. Bu otun altında mı geçiyor abi? He? Ötekiler? Geldi kıyıda. Evet arkadaşlar başarıyla balığımızı aldık. Aynalı mı hala? Aynalı değil. Çok güzel tutmuş yine. Kaçma ihtimali yokmuş. Çıkartamıyorum arkadaşlar. Çok güzel geçtiği için. Şöyle size de sergileyim. Şöyle güzel bir pullu balık. Buranın balığı sert.
Videoda anlaşıldı mı bilemeyeceğim ama sopayı çok güzel yatırdı. Ağımız heyecanlı ve aksiyonlu geçiyor. Evet, 5. balığımızı hapsliyoruz. Bir daha şöyle görüntü alalım. Balıklarımız çok güzel. Ay maşallah, ay maşallah. Ay abi, hapsi kalkmıyor artık. Evet arkadaşlar, avımızın sonuna geldik. Balıklarımızı hapisten çıkarttık. Size şöyle bir analiz yapalım. 2 gün içinde neler yaptık, onları bir görelim. Kuyruğu, Balık mı? elimi yardı, elimi. Nasıl sıkışmış. Kestim daha bak sonunda. Oo, beni kesti. Biraz sivri. Nasıl gene de 23'te kestim de. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi 5 kilo civarı bir balık. Bu bizi güzel oyaladı. Bunu gece almıştık. Güzel bir av oldu. Tabii ki bu gördüğünüz gibi 2 kişiyiz. 2 kişilik bir av. Şurada 5'ten fazla balığımız. Bu da şöyle güzel balık. Bunu da gece aldık. Yani hava yeni kararmıştı. O zaman almıştık. 2. balığımız. Evet arkadaşlar, avımızın en büyük balığına giriyoruz. Avımızın en büyük balığı da bu. Şöyle büyük. 7 kiloya yakın. Güzel balık. Bu da gece saat 1 gibi gelmişti. Tam yatmıştım. Ali abimiz uyandırdı. Engin dedi, balık vuruyor. O şekilde balığımızı aldık. Balıklar kirlenmesin diye de şöyle yerimize alalım yine. Evet arkadaşlar, bu balıklar da 3 kilo civarı tombik bir balık. Onları da şöyle yerine salalım. Bir tane şurada daha var. 4 kilo balığımız. Şurada gördüğünüz gibi 4 kilo bir balık. Bunlar hep 3'er kilo. Çok da balık aldık. 2 kiloluk, 2,5 kiloluk. Tabii kendimizi şartlandırmıştık. 3 kilosunun aşağısını almayacağız diye. Yüzgeçler takılıyor. Çıkarması bizi zorluyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi avımız bu. Güzel balıklarla karşılaştık. Tabii her avımıza böyle geçmiyor. Bir balık, iki balık ancak alabilirsek alıyoruz. Ya da balık alamıyoruz. Arkadaşlar, herkese yine keskin olsun. Sevgiler, saygılar, selamlar. Herkese böyle bir av nasip olsun. Herkes bu heyecanı, azrailini yaşasın. Saygılar, görüşmek üzere.